Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün fedakar olmak hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Fedakar insan, fedakar. Evet, bugün fedakarlık da diyorlar Türkler. Hemen yazmak istiyorum. Fedakar, K-A-R, fedakar olmak. Siz acaba fedakar bir insan mısınız? Fedakar olmak. Hemen yazıyorum. Herkes geliyor bu arada. Evet. Fedakar kelimesini yazdım arkadaşlar burada. Siz fedakar bir insan mısınız? Ben mesela hayatta fedakar olmaya çalışıyorum. Tabii fedakar olmak öyle çok kolay değil. Çok kolay değil. Ali Bey, örnek var mı fedakar olmak için örnek? Basit bir örnek mesela. En basit örnek. Yemek yiyorsunuz ve yemekte fazla köfte kaldı, tamam mı? Köfte çok lezzetli ve anneler genellikle fedakar. Bu yüzden köfte normalde mesela anne yemeli. Herkes için 5 köfte var mesela ama anne diyor ki bu benim köftem, normalde al kızım sen ye, al oğlum sen ye. Yani burada anne fedakar bir kadın. Ailemizde annelerimiz, babalarımız fedakar insanlar, fedakar insanlar. Mesela fedakar olmak hakkında başka bir örnek. Bir markette alışveriş yapıyorsunuz ve alışveriş kasasında, daha doğrusu alışveriş yaparken marketin kasasında çok sıra var. Ve siz öndesiniz, arka tarafta bir yaşlı teyze var. Yaşlı teyze ve yaşlı, onun çok yiyeceği var, onun çok içeceği var. Çok şey almış ve siz teyze gel sen geç. Benden önce sen kasaya geç diyorsunuz. Yani siz fedakarlık yapıyorsunuz. Fedakar olmak, fedakarlık yapmak. Diğer kelime. Merhaba Lira, hoş geldin. Yazıyorum. Fedakarlık yapmak. Arkadaşlar en son ne zaman fedakarlık yaptınız? Yanlış yazdım. Şimdi doğru yazıyorum. Yazdım. Evet, fedakar olmak dedik ve fedakarlık yapmak. Yazdım buraya. Fedakar olmak fiil 1. Fedakarlık yapmak fiil 2. Başka bir fedakarlık. Bir ailede 2 kardeş var. Ve bir kardeş özel okula gidecek. Bir kardeş devlet okuluna gidecek mesela. Marziye hoş geldin, merhabalar. Soma hoş geldin. Ve baba soruyor. Çocuklar, kim özel okula gitmek istiyor? Kim devlet okuluna gitmek istiyor? Çünkü iki özel okul parası çok yüksek. İki özel okul parası çok pahalı. Bu yüzden bir çocuk özel okula gidebilir. Özel okul yani paralı okul. Türkçe özel okul, paralı okul veya devlet okulu. Devlet okulu paralı değil. Ve büyük kardeş, abi diyor ki baba ben devlet okuluna gidebilirim. Kız kardeşim özel okula gidebilir. Ben devlet okuluna gideceğim. Ve baba mutlu oluyor. Oğlum sen fedakar bir çocuksun diyor. Evet, o çocuk, o abi fedakarlık yaptı. Kendisi devlet okuluna gidecek. Kız kardeşi özel okula gidecek gibi. Evet, Endonezya'dan iyi akşamlar. Hatta iyi geceler. Endonezya'da şimdi saat çok geç. Normalde saat 12 gibi falan. Değil mi? Endonezya'da saat 12. Yani 4 saat ileride Endonezya.
Saktindi, sen fedakarlık yaptın ve uyumadın. Bu yayını seyrediyorsun. Tebrik ediyorum seni. Fedakarlık yapıyorsun. Harika. Evet, fedakarlık hakkında dostlar bir küçük hikaye var. Bu hikayeyi ben önceden okudum. Böyle sanıyorum. Ve bunun için belki bazı kişiler dinledi ama birçok kişi dinlemedi. Şimdi fedakarlık hakkında bir hikaye okumak istiyorum. Küçük bir hikaye, tamam mı? Homera hoş geldin. Ardak hoş geldin. Riz Kamtra hoş geldin. Muhammed iyi akşamlar dostum. Hamster hoş geldin. Homera söyledim. Tuş fedakarlık aslında vazifedir dedi. Süper cümle. Fedakarlık aslında vazifedir. Bence nazik insanlar, iyi kalpli insanlar, fedakar insanlar bence. Bu arada fedakar insan, fedakar sıfat oluyor arkadaşlar. Fiil versiyonu fedakarlık yapmak, fedakar insan yazıyorum. Yazdım, fedakar insan. Siz fedakar insan mısınız? Hasti hoş geldin. Merhaba. Hanan hoş geldin. İnşallah fedakar insansınız. Çünkü fedakar olmak bence aynı zamanda sevap. Evet, sevap. Bu bir sadaka gibi. Evet, sadaka gibi. Fedakar. Mesela pazarda alışveriş yaptım. Örnek. Pazarda alışveriş yaptım. Yaşlı bir amca gördüm. Yaşlı bir amca. Çok yaşlı ve çok yavaş yürüyor. Ve benim elimde sadece birkaç kilo meyve var. Ama amcanın ellerinde karpuz, sebzeler, ağır, çok ağır şeyler var. Ve ben amcanın yanına gittim. Amca, yardım edebilir miyim? Dedim. Amca, ah yavrum teşekkür ederim çok sağ ol dedi ve bana verdi. Ben sebzeleri meyveleri aldım belki 20 kilo. Heh. Ve amca ile beraber onun evine kadar gittim. Ben zamanımı verdim. Ben enerjimi verdim. Yardım ettim. Heh. Ben işte fedakarlık yaptım onun için. Fedakarlık yaptım. Ona yardım ettim. Yardımseverlik yapmak yani zamanı vermek, enerjiyi vermek, fedakarlık yapmak. Diğer kelime olur. Yardımsever insan, sıfat yardımsever, isim insan, fiil versiyonu yardımseverlik yapmak. Tamam. Evet, karpuz. Watermelon, karpuz. Çok güzel, çok lezzetli. Karpuzun Rusçasını unuttum ya. Neyse, Rusçasını unuttum. Arbuz, evet, arbuzdu. Karpuz, arbuz. Şimdi karpuz olacaktı ki böyle. Neyse, şimdi sizin ağzınız sulanacak. Her neyse. Karpuz, lezzetli bir meyve. Amca karpuz aldı. Bana karpuz vermedi amca. Bana karpuz vermedi. Sadece evine girerken tabii bu hikaye yani bu gerçek değil. Amcaya ben verdim eşyaları, meyveleri, sebzeleri. Sonra ah belim ağrıdı. Apartmandan inerken belim ağrıdı. Onun dairesi 10. katta. Asansör yok. Belim ağrıdı. Sonra düşündüm kendi kendime. Bu fedakarlık biraz problemli olacak galiba. Ah, böyle ben eve döndüm. Tabii bu hikaye. Sadece hikaye. Evet, teşekkürler Maray, Mayar, Yasser. Arapça karpuzu yazdı. Şimdi hikayeyi okuyorum arkadaşlar. Çünkü benim saate bakıyorum şu anda. Saat 9'da benim dersim var. Bu yüzden online dersim var. Yıllar önce hikayeye başlıyorum.
Bu arada Purple Tree Flower 2 ay önce yaşlı bir adam önümde yürüyordu. Bir anda düştü. Bir anda düştü. Aa, yardım ettin mi ona? Ne yaptın? Nasıl bir fedakarlık yaptın? Ha, onu kaldırdın ve onun koluna girdin. Koluna girmek. Mesela kol. Koluna girmek. Ona yardım mı ettin? Bu da bir fedakarlık. Bu da yardımseverlik. Yardımsever insan. Evet, hikayeye başlıyoruz dostlar. Alsao hoş geldin. Afsar hoş geldin. Yıllar önce bir kızın hikayesi. Bir kız var arkadaşlar. Ve onun küçük kardeşi var. Erkek kardeşi. Onun hikayesi. Bir hastanede geçiyor bu hikaye. Yıllar önce hastanede çalışırken ağır hasta bir kız getirdiler. Ağır hasta. Çok hasta. Çok hasta bir kız getirdiler. Tek yaşam şansı 5 yaşındaki kardeşinden acil kan nakli idi. Tek yaşam şansı. Yani yaşamak için bir şansı var. Yaşamak için ve kan nakli lazım. Yani kardeşinden 5 yaşında erkek kardeşi var. Ondan kan nakli lazım. Kablo ile kan nakli. Veya kan, önce kan alıyorlar erkek kardeşinden, sonra kız kardeşe kan veriyorlar. Kan nakli. Küçük oğlan, yani küçük erkek çocuk, aynı hastalıktan mucizevi şekilde kurtulmuş ve kanında o hastalığın mikroplarını yok eden bağışıklık oluşmuştu. 5 yaşındaki küçük erkek kardeş önceden aynı hastalığı yaşamış. Aynı hastalığı yaşamış ve kurtulmuş. Artık problemi yok. 5 yaşındaki küçük çocukta, erkek çocukta. Ama ablada, kızda şimdi problem var. Kız çocukta problem var. Ve onun kanında antikor var artık. Yani bağışıklık, antikor galiba. Onun kanında artık bağışıklık oluşmuş ve onun kanı artık faydalı. Kız kardeşi için veya ablası için faydalı. Doktor durumu 5 yaşındaki oğlana anlattı. Oğlan, erkek çocuk. Biz Türkiye'de oğlan kelimesini erkek çocuk yerine de kullanıyoruz. Oğlan, erkek. Oğlan, erkek. Aynı. 5 yaşındaki oğlana, yani erkek çocuğa anlattı ve ablasına kan verip vermeyeceğini sordu. Doktor konuşuyor. Oğlum, ablana kan verir misin, ister misin? Kan verip vermeyeceğini sordu. İpmeyeceğini. Bu ek var arkadaşlar. Bunun hakkında sonra video yapalım. İpmeyeceğini. İpmeyeceğini. Mesela yarın gelecek misin? Ali Bey yarın gelip gelmeyeceğini sordu. Yemek yiyecek misin? Ali Bey yemek yiyip yemeyeceğini sordu. Yani yemek yiyecek misin? Veya yemek yemeyecek misin? Bu anlam bu. Fakat biz ipmeyeceğini, ipeceğini versiyonuyla kullanıyoruz. Neyse, şimdi kafanız çorba olacak. Sonra anlatacağım inşallah. Küçük çocuk bir an duraksadı. Duraksamak. Yani durdu, düşündü, durdu, düşündü. Duraksamak, durmak ve düşünmek. Bir an. Sonra derin bir nefes aldı. Derin bir nefes aldı. Ve eğer kurtulacaksa veririm kanımı dedi küçük çocuk. Eğer kurtulacaksa, ablam kurtulacaksa ben kanımı veririm dedi. Kan nakli ilerlerken, yani artık çocuk kan naklinde. Artık burada kablo var. Kan gidiyor.
Kan nakli ilerlerken, kan nakli anında ablasının gözlerinin içine bakıyor ve gülümsüyordu. Ha, aynı odadalar. Ablası yanında galiba. Yani o erkek çocuk, küçük 5 yaşındaki çocuk kan veriyor ve ablasına bakıyor ve gülümsüyor. Kan nakli ilerlerken ablasının gözlerinin içine bakıyor ve gülümsüyordu. Kızın yanaklarına kızın yanaklarına yeniden renk gelmeye başlamıştı. Yani artık kırmızı canlanıyor, kan var vücudunda. Ama küçük çocuğun yüzü de giderek soluyordu. Solmak, yüzü solmak. Yani beyaz gibi olmak, bej renginde olmak. Yüzü solmak diyoruz. Genellikle hasta insanların yüzü soluyor. Mesela biz soruyoruz. Yüzün soluk, iyi misin? Hasta mısın? Yüzün soluk görünüyor. Yüzün soluk görünüyor. Hasta mısın? Bunu kullanıyoruz. Tekrar ediyorum. Kızın yanaklarına yeniden renk gelmeye başlamıştı. Ama küçük çocuğun, yani erkek çocuğun yüzü de giderek yavaş yavaş soluyordu. Beyaz oluyordu. Çünkü kan gidiyor. Gülümsemesi de yok oldu. Çocuğun, erkek çocuğun gülümsemesi yok oldu. Bitti. Yok olmak, bitmek. Yok olmak, sona ermek. Ve çocuk soruyor arkadaşlar. Titreyen bir sesle doktora sordu. Titreyen bir sesle doktora sordu. Titremek. Yani şu sesle titriyor. Sesim titriyor. Mesela titremek. Bu titremek bir ses de titriyor arkadaşlar. Titreyen bir sesle A, O, A, A, İ. Merhaba. Doktor Bey. Ses. Titreyen bir sesle doktora sordu. Hemen mi öleceğim? Hemen mi öleceğim? Yani şimdi, çabuk, birden hemen mi öleceğim? Küçük, yani çocuk, doktoru yanlış anlamış. Ablasına vücudundaki bütün kanı verip öleceğini sanmış. Buna rağmen kanını vermişti. Wow. Yani çocuk kan veriyor ama çocuk ne zannediyor? Fiil zannetmek, düşünmek. Çocuk ben kanımın hepsini vereceğim ve ablam yaşayacak, ben öleceğim. Çocuk böyle anlamış ve buna rağmen ablasına kan vermiş. İşte bu fedakarlık. İşte bu fedakarlık. Bazı ailelerde mesela böbrek problemi oluyor. Böbrek problemi. Böbrek kelimesi arkadaşlar. Buna Google'dan bakın lütfen. Yazıyorum buraya. Evet. Cesur bir kızmış. Doğru. Yazdım. Börek gibi. Böbrek arkadaşlar. Bizim iki tane böbreğimiz var. Ve bu böbrekler süzgeç görevi görüyor. Bu böbrekler vücut için çok önemli. Neyse. Bazı fedakar ailelerde mesela anne çocuğa böbreğini veriyor. Bir böbreğini veriyor. Veya baba çocuğuna bir böbreğini veriyor. Bazen çocuklardan biri, kız çocuğu veya erkek çocuğu böbreğini veriyor. Mesela organ nakli. Organ nakli lazım.
Organ naklinde de bazı insanlar fedakarlık yapıyor ve akrabalarına, yakınlarına organlarının bir parçasını veriyorlar gibi. Evet, Ravan Hanım yazmış. Üniversitedeyken bir şeker hastası kız vardı. Dersten yorulduğu için izin alıp çıkmak istedi ama kapıya ulaşamadan önce bayılmış. Bu sırada biz fırlayarak yardım ettik. Çok güzel, harika. Ravan, teşekkürler. Evet, Tuş diyor ki çok üzüldüm diyor. Evet, Tababayev Paçki, doğru, teşekkürler. Çok fedakarmış Lira. Evet, fedakarlık güzel bir şey. Büyük fedakarlık. Donör, aynen, yani organ bağışı. Organ bağışlamak. Bazı insanlar da var aynı şekilde. Onlar diyor ki eğer ben ölürsem benim organlarımı başka insanlara verebilirsiniz. Başka insanlar kullanabilir. Hatta Instagram'da bir video gördüm. Bir bebek var ve bu bebek önce ağlıyor. Sonra bebek bir adamın kucağına giriyor ve bebek adamın kucağında ve bebek ağlamayı bırakıyor, artık ağlamıyor. Sonra öğreniyoruz. O adamda o bebeğin annesinin kalbi varmış. Evet evet. Bebeğin kafası adamın göğsünde ve orada kalp atıyor. Güp 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 güp. Bebeğin annesi ölmüş ve o bebeğin annesinin kalbi o adamda. Yabancı adam. O adamda ve adam yaşıyor. Ve bebek geliyor, küçük bebek ve güp 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 annesinin kalbini hissediyor. İşte o anne fedakar bir anne. Fedakar olmak güzel bir şey. Fedakarlık mükemmel bir şey arkadaşlar. Evet. Fedakar olursak dünya daha güzel olur. Dünyada yaşamak daha iyi, daha huzurlu olur. Ben fedakar olmaya her zaman çalışıyorum. İnşallah herkes fedakar olur. Çevremdeki herkes. İnşallah sizin de çevrenizdeki herkes fedakar olur. Evet, bugün canlı yayınımız bu kadardı. Bu Instagram'da canlı ama YouTube'da canlı değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü kelimeleri arkadaşlar, ben yazacağım. Burada olacak. Yazacağım veya aşağıda olacak. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda, başka bir canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.